Saygıdeğer Çengelköylü kardeşlerim, Üsküdar'ın 16 mahallesi için bilgilendirme yapıyorum. Çengelköylü kardeşlerim diyor ya, hiç Çengelköy'den bahsetmiyorsun. Çengelköy'den bahsediyorum. Çengelköylü kardeşlerim, bakın, çok güzel bir proje yapılıyor. Kim yapıyor? Ünlü bir firma. İnşallah 879 ada 4 parsel için de ifraz çalışması yapılıyor. Parselimizi ifraz edip işte bu güzel firmaya, ünlü firmaya kat karşılığı vermek istiyoruz. İnanıyorum ki Üsküdar'ımızın 16 mahallesine, Çengelköy'e çok özel firmalar gelecek. Bakın kardeşlerim, kentsel dönüşümde hep manipüle ediyorlar ya. İmarımız ne? Emsalimiz ne? Hak edişimiz ne? Yüksekliğimiz ne? Bakın, buralar eski binalar değil mi? Bu binaların hiçbir ünlü önlemi yok. Ne önemli? Toprak, toprak, tapu. 100 metrekare tapuya burada 150-180 metrekareye kadar inşaat hakkımız var. Bodrumlar hariç. Satılabilecek alan 160-180 metredir. Bizim imarımız çok güzel, emsalimiz çok güzel. Niye biliyor musunuz? Biz hisseli tapumuza bunları alıyoruz. Yani 100 metrekare tapumuzun aslında 40 metrekaresi yollara ait. Bunun da bizi imarına alıyoruz. Hepimiz şunu isteyelim. Her parsel kendi içinde ifraz olmalı. Bazı inşaat firmalarımız geldi. Kat karşılığı parselin tamamında anlaştı. Ona bir şey demiyoruz. Ama birçok parselde kentsel dönüşüm istiyorsak, depremden korunmak istiyorsak, parseller yollara göre, sokaklara göre 1000 metreye düşürülmeli. Hepimiz bunu isteyelim kardeşlerim. Biliyorsunuz, büyük bir afet yaşadık. 100 yılın afetini yaşadık. İstanbul'umuzda, Üsküdar'ımızda, Türkiye'mizin her yerinde şu çürük ve çarpık yapılardan kurtulalım. Bunun için özellikle insanlarımız, bizlerin mutlaka çaba sarf etmesi lazım. İnşallah devletimiz bir kanun çıkaracak. Bu bir devlet kanunu olacak. Deprem kanunu devletin kanunu olacak. Ve hiçbir siyasi parti meydanlarda bunu kullanmayacak. Yani kentsel dönüşümden bir söz etmeyecek. Öyle bir kanun çıkaracağız ki 2000 yılından önce bütün binalar derhal dönüşüm alanına alınacak. İtiraz yok. Mahkeme de yok. Hep şunu söylüyor insanlar. Mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı herkes için geçerli. Ama mülkiyet hakkı candan daha kıymetli, değerli değildir. Önce can. Bütün mahkemelerimiz de önce can diyecek. Buna inanıyoruz.